Merhaba arkadaşlar, Raziye Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, bir o kadar da lezzetli mantı tadında yoğurtlu buğday salatası tarifim var. Hadi nasıl yapmışım, hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi salatamız şahane oldu. Burada bitmiş halini görüyorsunuz. Şimdi malzemelere geçelim. Malzemelerimiz haşlanmış, bu su bardağı kadar buğdayım vardı, haşladım onu, yoğurt, taze nane, istediğiniz miktarda olabilir, bir yemek kaşığı tereyağı, pul biber, kuru nane, kekik, tuz ve 3 diş sarımsağı ihtiyacımız var. Malzemelerimiz sadece bu kadar. Öncelikle tereyağını eriterek salatamızı yapmaya başlayalım. Ocağı aldım. Minik bir tavaya tereyağını da aldım. Biz de bu arada sarımsakları minik minik doğrayalım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz veya ezebilirsiniz. Ama ben üzerinde böyle minik minik çıtır çıtır olmasını sevdiğim için pişireceğim arkadaşlar. Siz çiğ de kullanabilirsiniz. Şimdi bu sarımsakları da erimiş olan tereyağının içerisine alalım. Ve sarımsaklar da şöyle birazcık pişsin arkadaşlar. Bir dakika kadar falan, sonra hemen pişiyor zaten. Çıtır çıtır oluyor. Burada kuru nane, pul biber ve azıcık da kekik var. Hepsi bir çay kaşığı kadar falan. Baharat tarzını değiştirebilirsiniz damak tadınıza göre. Baharatlar tamamen size kalmış. Güzelce sarımsaklar içerisinde piştiler. Şimdi bu aşamada baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle baharatlarımız da birazcık yanınca çok hafif altını kıvıralım. Şimdi bir tane naneyi ayırdım üzerine sos için. Geri kalanları minik minik doğruyorum. Çok minik olmasına özen gösterelim. İçerisinde büyük büyük çirkin duruyor arkadaşlar. Ağza çok gelmesin. Sadece o nanenin ferahlığı ve yeşil görüntüsü olsun arkadaşlar. Zaten salatamızı buğday haşlıysa salatamızı yapmak zaten bir 5 dakika bile sürmüyor. Haşlanmış ve soğutmuş olduğumuz buğdayları karıştırma kasesine alalım. Şöyle bir ezelim tekrardan. Biraz bekleyince birbirine yapışabiliyor. Üzerine naneleri de alıyorum. Yeşil nane kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bizim bahçede olduğu için kullandım. Tuzunu da ilave ediyorum. Yoğurt miktarı size bağlı arkadaşlar. Ben bu kavanozun hemen hemen yarısını kullanmışımdır. Bu kendim ayarladığım bir yoğurttu. O yüzden kıvamı birazcık sulu oluyor. Şu şekilde kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. Ve zaten salatamız bitti bile arkadaşlar. Bu kadar basit bir salataydı. İsterseniz içerisine haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye veya haşlanmış yeşil mercimek bile koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Ben size bugün sadece buğdayla olan tarifini vermek istedim. Şimdi geçelim servise. Bu şekilde salata tabaklarına üzerini hafif düzlüyorum ki tereyağı sos gelince oralara dursun diye arkadaşlar. Ve mor tabağıma da birazını alıyorum. Ve şimdi tereyağınız bu aşamada soğumuşsa tekrar ısıtın. Zaten bir dakika bile sürmediği için hiç soğumuyor. Hemen üzerine tereyağlarını da gezdiriyoruz ve şahane gözüküyor arkadaşlar. Beş çaylarında veyahut da yemeklerin yanında her şeyle çok yakışıyor. Mutlaka denemelisiniz. Tereyağı kullanmadan diyet tariflerde uygulanabilir üzerindeki tereyağı sosunu yapmasanız arkadaşlar. Üzerine nanelerle de süsledim ve şahane gözüküyor. Şu anda da çok canımız çekti eşimle beraber videoyu montajlarken. Hadi bir kaşık alalım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Lezzet mantı tadında oluyor. Sarımsaklı yoğurt zaten neye girerse çok yakışıyor. Burada da eşim yiyor. Nasıl beğenmiş, hızlı hızlı yiyor. Görüyorsunuz. Tarifimi denerseniz bana Instagram hesabımdan resim yollayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bugünlük de bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.